Bildiğiniz üzere 27 Ekim Pazar günü Bulgaristan'da tekrardan Avrupa Birliği Parlamentosu ve parlamento seçimleri tekrarlanacak. Bu 7. seçimimiz olacak. Son 3 yılda 7. seçime gideceğiz. Türkiye'de de yine sandık başına gideceğiz. Daha önce 9 Haziran'da yapmıştık fakat yine parlamentonun kurulamaması üzerine. Hatta güzel bir seçim olmuştu. İlk defa tarihimizde 47 tane milletvekili çıkarmıştık. Fakat yine koalisyona ortak olmamızı istemediklerini düşündüğümüz için, bizi de almadıkları için maalesef koalisyon kurulamayıp hükümet kurulamadı. Bu yüzden 27 Ekim Pazar günü tekrar seçime gideceğiz. Bu süreçte bazı ayrılışmalar oldu bizim Hak ve Özgürlükler Hareketimizde. Fakat bu bizi hiçbir şekilde durdurmuyor tabii, durduramazdı. Gerekeni 27 Ekim'de yapacağımıza inanıyorum. Bütün halkımızı, bütün çifte vatandaşlarımızı daha önceki yaptığımız 6 seçimden, bu 7.sü olacak biliyorsunuz. Daha önceki yaptığımız 6 seçimden daha farklı bir seçim olacağını düşündüğümüz için kesinlikle ve kesinlikle çok çok duyarlı olup hepsini sandık başına gelmelerini rica ediyoruz. 7. seçim olduğu için bir bıkkınlık oldu insanlarda. Ama tabii bunun önemi bununla alakalı değil. Sadece bunu belirtmek istedim. Diğer seçimlerden farklılık olarak diğer seçimlerde belli başlı partilere karşı Türk Partisi olarak hareket ediyorduk. Bu mücadelede biz partinin kurucu başkanı ve onursal başkanı Ahmet Doğan tarafını seçmeye karar verdik. Bunun için bu seçimler, bu aslında bizim Hak ve Özgürlükler Hareketimizin ayakta kalma, daha çok hükümete girmeden ziyade ayakta kalma, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin ayakta kalma seçimi olacağını düşündüğümüz için biz Ahmet Doğan numarası olan 13 numarayı desteklediğimizi buradan söylemek istiyorum. Türkiye'de 60 küsur sandık açılacak. Bunlardan 7 tanesi bizim ilimizde. Kırklareli 1, Lüleburgaz 2, Vize 1, Büyük Karıştıran 1, Babaeski 1 ve Ahmet Bey 1 olmak üzere toplam 7 sandık var ilimizde.